videoda enteli üstü üzerine ve boyamaya çalışacağını söylemiştim. Umarım güzel bir şey çıkar. Bugün Ahmet'le beraber enteli üstü güzel. Bu sökme takma konularında pek deneyimli değilim. Ahmet oldukça bilgiye sahip, sana yardımcı olacak. Evet Ahmet. Arkadaşlar merhaba. Bu ufak ince detaylar var. Bu detaylar size anlatacağız arkadaşlar. Bu detaylar dikkat ederseniz siz de motoru sökmeye ya da herhangi bir parçasını çıkarmaya başlarken hangi adımlarda ilerleyeceğinizi görürsünüz. Ona göre dikkatli bir şekilde çalışırsınız. Şimdi işe başlayacağız. Beraber benim kardeşimle sökmeye başlayacağız yavaş yavaş. Bunun için öncelikle kullanacağımız, bize gerekli olan malzemelerden kısa bir özet geçelim size. Alyan motorumuz var. Genelde Japon motorlarında, işte bu alyan takımlarından, yani vidalara denen alyan olur. Onun için alyan takımlarımızı yanımıza alıyoruz birkaç kişi. Onun dışında bildiğiniz üzere anahtarlarımız var. Biraz oluyoruz. Bir dakika istersen kanka. Bunun adı mı? Lokma takımı. Lokma takımımız var. Küçük modeli. Genelde en fazla 13'e kadar. Çünkü ufak yerlerde çalışacağız. Onun için bu yeterli diye düşünüyorum. Ama yine de yanımızda büyük takımda bulundurmakta fayda olur. Ondan sonra şu önemli, genelde Japon motorlarında böyle sizin tamir etmenizi güçleştirecek ya da zor tamir edilecek, genelde servislerin yapabileceği durumlardaki tamir edilecek bölgelerde işte bu tarz size uygun olmayan, pek fazla kullanmadığınız takımlar, yani vidalar bulundururlar. Onları sökmek için de işte bu tarz tork, ortası delikli tork alyanımız var. Tornavidamız, işte çekicimiz, geri kalan ılır zılır her yerde bulunabilecek birkaç malzememiz daha var. Şimdi yavaş yavaş ön çamurluktan sökme işlerine geçelim. Burada ön çamurlukta alyanlar başlı vidalar var. Boyutlarını öğrenelim. Muhtemelen 3 numara. Bu motorumuzun alyan basın ön çamurlu 3 numara. Karşılıklı evin kardeşine bir tepek edeyim. Ya bunun gördüğünüz üzere gayet rahat kolayca sökülebiliyor. İçerisinde bir adet pul var. Bu plastik ya da metal malzeme olduğu zaman arasında şey olur. Titreşimi önlemek. Titreşimi önlemek için, ses kesmesini önlemek için lastik parça koyarlar genelde. Sökerken ona dikkat edin. Düşmesin, kaybetmeyin. Malzemelerinizi her zaman ayrı bir yere koyun. Mesela ön çamurluğu sökeceksiniz. Ön çamurluğun malzemelerini farklı bir yere koyun. İşte arka çamurluğu sökeceksiniz. Birlikte koymayın onları. Ayrı bir yere koyun ki karışmasın.
kafa burada. Şurada sadece bir kapak çıkıyorsun. Bunu buradan rahatça çekebilirsin. Neyse Allah'tan çok alamadık. Evet. Bir sonraki bir vakti burada kaldı. Evet. M800 buji değişimi. Arka silindirin bujisi. Buji kapağını çektik. Karşımıza direkt bujinin piposu ve buji kablosu. Piposu şöyle hafif sağ tarafa çevirerek çıkarttık. Sonra daha rahat çıkarttık. Şöyle kontrol ediyoruz. İçerisindeki kabloyu kontrol edelim. Değiştirmeden önce. Arkadaşlar bu arada Ahmet motosiklet tamircisi falan değil. Benim kulüpten arkadaşım, beraber yol yaptığımız, beraber sürdüğümüz. Ama bu tarz işler elinden fazlasıyla geliyor. Beraber çalıştığımız. Aynen. Başında sarı çiçek oy oy. M800 avadanlığında. Aynen. Benimkini almamışlar ama benim avadanlık duruyor. Günahını almak istemiyorum ama içinden buji anahtarı çıkmadı. Ne de seni be. Buji bayağı yumuşak ya. Bekler misin? Anda sökülüyor şu anda. Hiç böyle bir sertlik görmedim. Ne mi lazım? Evet. Bir tık sık olması lazım değil Allah mi? Bir tık sık olması lazım. Bakalım içinden nasıl bir buji çıkacak. Yani ben motor alımdan beri hiç değiştirmedim. Umarım arka silindirdeki problem buji ile alakalı bir şeydir. Kilerim. Evet. Erhan abim bir tane mıknatısı vardı kanka, hatırlıyor musun? Araya düşen şeyler almak için. Evet. Birazdan alta şöyle bir yazı gelecek. Bir saat sonra. Ahmet hala böyle yapıyor. Bu bujinin hafif sökük olduğu belli. Bakın. Netliyor mu bak? Netliyordur. Şimdi üzerindeki benzin kablosularını görüyor musun? Aynen. Bakın şurada. Aynen, biraz da yaklaştırayım şöyle. Benzin kantıları var. Evet, üzerinde benzin kantıları belli oluyor. Bu neyi gösteriyor? Bu sıkılmadığını gösteriyor yani. Açılmış arası. Bu senin çekişini çok fazla oranda etkiler. He. Ve iyi bir şey değil yani. O zaman yeni bujimizi birazcık daha sıkarak güzel bir şekilde oturtacağız. Normalde bujinin sıkmak için yani aslında motor üzerinde her tonunu sıkarken bunun mühendisinin belirlediği bir top değeri vardır. Bu top değerini neden verirler? Sen bunu az sıkma. Çözülmesin. Ya da çok sıkma, sıyrılmasın diye. Çok değerini verirler. Bu çok değerinde sıkman gerekir normalde. Anladım. Yani birçok parçada olduğu gibi bujide de aynı şey geçerli. Ama biz şimdi bunu iman gücümüzle ve hissiyatımızla ayarlayacağız arkadaşlar. Yani tork anahtarımız olduğu için bunları söylemiyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. Tıfamız nerede burada?
küpeyi kontrol ettik. Bunu takarken böyle çevirerek takıyoruz. Bu aynı vida gibi böyle içine geçiyor yavaş yavaş. Son noktasına geldiğimizi anlıyor muyuz? Anlıyoruz, evet. Son noktasına geldiğimizde zaten portuna dönmeye başlıyor. Evet. Yani. Geriye kalan kısmı. Ya da yine aynı şekilde çevirerek oturtuyoruz. Dairesel hareketlerle içersek daha rahat oturuyoruz. Biraz daha çekelim. Evet, motor tekrar şarj takmanı deniyoruz. Kontağı aç kapı yaparak şu an benzin doldurduk içeriye.